Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün günlerden Türkiye, bugün günlerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun. İkinci yüzyıl, ikinci asır bizim için başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişten bugüne güçlenerek, çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu vesileyle bugün birçok etkinlik düzenleniliyor. İstanbul Boğazı'na yapılacak olan 100 gemiyle devasa bir geçit töreni ve gökyüzünün 16 savaş uçağı 16 Türk devletini temsilen uçuş yapacak ve daha birçok etkinlikler. Ben de sizlerle bunlarda canlı yayında buluşabilirim Allah izin verirse. O bir taraftan sevgili dostlar, önemli anlar, önemli yaşantılar, önemli gelişmeler hepsi ama hepsi bu videoda. Geçmiş de bizim, bugün de bizim, gelecek de bizimdir Allah'ın izniyle. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları Kazım Karabekir Paşa, diğerleri ki Kazım Karabekir Paşa'yı özellikle çok severim çünkü yetim babası, öksüz babası olarak adlandırılır. Doğu Cephesi, Şark Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa sevgili dostlar 7000'den fazla yetim ve öksüz kalmış yavruyu alıp onlara adeta annelik ve babalık yaptı. Onları büyüttü. Onları Türk Devleti'nin bir evladı olaraktan ayağa kaldırdı. Geçmişten bugüne 16 devlet kuran ceddimize rahmet olsun. Yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı, yeni yüzyıl, Türk Birliği yüzyılı, yeni yüzyıl, Türk İslam Birliği yüzyılı olacaktır Allah'ın izniyle. Dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimizin umutla beklediği Türkiye'miz, dünyanın dört bir tarafındaki masum ve mazlum bunların umutla beklediği Türkiye'miz, Kıbrıs Uçbeyli'nden Türkiye'mizin 100. yılını kutlar ve nice nice yüzyıllar görmesine Allah'tan niyaz ederiz. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, darbelerle, birçok sıkıntılı süreçlerle bir yüzyılı geçirdik. Geçmişte yaşanan sıkıntıları ders alacağız. Geleceğe çok daha ümit var şekilde bakıp onun için güzel hamlelerimize devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders alıp umutla geleceği inşa etmek için yolumuzu taşıyoruz. Geleceğin Türkiye'si bugünkü Türkiye'den çok daha büyük olacaktır inşallah. Büyük Türkiye İmparatorluğu yükleniyor. Geçmişte beylikler, sonra imparatorluk, bugün cumhuriyet, yarın, gelecekte bambaşka bir şekilde yönetimler olabilir. Ama ve lakin esas olan şudur sevgili dostlar. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, dünyanın dört bir tarafında atalarımızın, ceddimizin kılıncını kuşanaraktan at sırtında hüküm sürdüğü diyarlarda tekrardan al bayrağımız dalgalanacaktır inşallah. Onun için durmadan çalışmaya, üretmeye, siyasi farklılıklarımızı bir kenaraya bırakarak Türkiye'miz için, al bayrağımız için, vatanımız için, meysak-ı millimiz için bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, ilerlemeye devam. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla hatıra pulu bastığı arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Üzerinde Bayraktar TB2 var. Bir çocuk elinde Bayraktar TB2 böyle bir uçurtman gibi uçuraraktan koşuyor. Ve aşağıda şu yazıyor: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Hani Ukrayna'ya böyle bazen sinirleniyoruz. Niye? Çünkü Ukrayna Başkanı Zelenski'nin abuk subuk açıklamaları, İsrail'e karşı yaptığı taparcasına açıklamalar bizi deliye çeviriyor, çılgın ediyor. Ama ve lakin Türkiye, Ukrayna'da çok büyük yatırımlarımız var. Türkiye, Ukrayna, Kırım Türktür, Türk kalacak demeye devam ediyoruz. Ukrayna, Türkiye'ye jet motorları, İHA SİHA motorları, uçak motorları, gemi motorları birçok alanda teknoloji aktarımlarında bulunuyor. Bu çok önemli. Ukrayna'nın en büyük ve hatta ki dünyada sayılı uçak motoru fabrikası bizim kontrolümüzde mi? Anlatmıştım sizlere bolca. Çin'i kovup ve orayı uçak motoru fabrikasını Türkiye ile beraber ortak idare etme hamleleri gelmişti. Anlatmıştım sizlere. Moskov Aeroğlu'nun saldırganlığından Türk İHA'ları, SİHA'ları ve diğer teknolojilerimiz Ukrayna'ya bir nefes aldırmıştı. Onun için ne kadar da sinirlensek Ukrayna'yla teknoloji adımlarımız devam edecek. Ukrayna'ya paylaştığı Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti pulu. Devam. Ve geçiyorum kardeş Kazakistan'a. Kazakistan'da TB2'ler, Akıncılar, Aksungurlar boy gösterdi. Elhamdülillah. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Kazakistan Başkanı Japarov, Baykar firması başkanıyla önemli görüşmeler yaptı. Arkada gördüğümüz Aksungur'un kanatlarında bolca mamte doldurmuşuk canım. Akıncılarımız, Aksungurlarımız, TB2'lerimiz Kırgızistan Hava Kuvvetleri'nin emrinde ve birçok alanda Türkiye, Kırgızistan önemli yatırımlar yapmaya, önemli işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Kırgızistan'da da kurulacak olan fabrikalar Türk dünyasının, Türk birliğinin, Turan ordularının kurulmasını çok daha hızlandıracaktır. Elhamdülillah diyelim. O süreç son sürat yaşanıyor. Kırgızistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam.
Ermeni uzman daşnaklar bir haller bir haller neler 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 mi? Ermeni uzman yaptığı açıklamada Türk ordusu bu bahaneyle Ermenistan'a girecek. Hı? Hangi bahaneyle? Ne diyor bu şimdi gene? Sevgili dostlar, Paşinyan geçtiğimiz günlerde barış koridorlarının açıklamasını yapmıştı. Hatırlayın, anlattıydım sizlere, arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi Paşinyan'ın bu gösterdiği haritada neresi yok? Sözde Karabağ Cumhuriyeti diye bir yer yok. Artık Paşinyan bunu diyor. Karabağ Azerbaycan'dır, kabul ediyorum. Ben Azerbaycan'la bir barış antlaşması imzalamak istiyorum. Türkiye ile normalleşmek istiyorum. Bunu açık ve net söylemişti. Ve yeni barış koridorlarını, ticari koridorlar, ekonomik koridoru oluşturmak için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran ortak hamle yapmak istiyoruz, çalışmak istiyoruz demişti Paşinyan. Şimdi Ermeni uzman buraya atıfta bulunarak aynen şunu söylüyor. Başbakan Paşinyan eğer ki bu haritayı hayata geçirirse Türkiye ve Azerbaycan ekonomisi Ermenistan ekonomisini yiyip bitirecek. Bize hükümdar olacak. Ermenistan'da her tarafta hem uygun fiyatlı hem de kaliteli olmasından dolayı Türk malları satılacak. Ne Fransız, ne Avrupa, ne Amerikan malları, ne Rus malları satılmayacak. O bir taraftan Türkler Ermenistan'a gelerek yerleşecekler. Türkiye'den, Azerbaycan'dan Türkler gelecek. Ermenistan'da bol bol arsa alacak, toprak alacak, bina alacak, ev alacak, apartman dairesi alacak. Böylece Ermenistan'ın demografik yapısı değişecek. Bu demografik yapı değiştikten sonra Türkiye aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi, aynı Suriye'de olduğu gibi, aynı Libya'da olduğu gibi bir şeyleri bahane ederekten Ermenistan'a Türk ordularını sokacak diyor. Bu Ermeni daşnak kafası. Hoppa. Acaba doğru mu söylüyor? Söylediği analiz, anlattığı durum gerçekleşir mi? Doğru mu? Değil mi? Irak'ta, Suriye'de, Kıbrıs'ta, Libya'da olduğu gibi Türk orduları Ermenistan'a girecek diyor. Daşnak süt yan kafalı. Aferin. Aferin lan. Güzel diyorsun. Ağzından bal damlıyor. Geçiyorum Orta Doğu yangın yeri İsrail. Ah ah. İsrail-Türk ilişkileri yeniden çat koptu. Ama tam kopmadı. Nasıl? Ne oluyor? Ne diyorsun Bilal Feyza? Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi vardı. Bu büyük miting dünyada çok büyük ses getirdi. Ve İsrail Dışişleri Bakanlığı anında açıklama yaptı. Türkiye'de bulunan tüm diplomatlarımızı geri çekiyoruz dedi. Geri çekiyor fakat zaten gitmişlerdi. Hani geri çekilecek bir şey kalmadı. Ula ahçıyı mı unuttunuz, uşağı mı unuttunuz, kapıcıyı mı unuttunuz, şoförü mü unuttunuz, kimi unuttunuz? Yoksa ajanlarınızı mı unuttunuz? İsrail diplomatları geri çekildi ama şöyle bir durum var. Türkiye ve İsrail arasındaki tüm ticari faaliyetler son sürat devam ediyor. Türkiye'den İsrail'e mallar gidiyor. İsrail'den Türkiye'ye mallar geliyor. Ama en çok satışı biz yapıyoruz. Türkiye, İsrail'e yaklaşık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. İsrail'den de bize 2 milyar dolar gibi bir meblağ. Diğer taraftan Azerbaycan, İsrail'in petrol ihtiyacının %40'ını karşılıyor ve bu Bakü Ceyhan boru hattında orada gemilere konuyor. Tanker gemilerine konup hop İsrail'e götürülüyor. Bu şimdi ticarettir. Hani ticaretin dini dili olmaz derler ya, ticaret yapılır. Ticaret hatta harp ortamında dahi devam edilir. Böyle bir durum. Ve hatta ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sert açıklamalarına rağmen, Türkiye'nin net duruşuna rağmen hali hazırda İsrail en üst tabakadan, hani başbakanlarından Netanyahu'dan, diğer taraftan İsrail Cumhurbaşkanı'ndan öyle Türkiye'ye karşı sert bir açıklama daha gelmedi. Gelir mi, gelmez mi? Eğer ki bu da olursa hani böyle kopma tam olarak yaşanabilir. Fakat İsrail şöyle bir durum izliyor olabilir. Olayların yatışması, olayların sakinliğe ermesi açısından Türkiye'deki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu. Fakat kapattığını duyurmadı. Hani elçiliği melçiliği kapattığını duyurmadı. Çünkü karşılıklı olaraktan 12 yıl aradan sonra Türkiye İsrail arasında karşılıklı büyükelçi atanması olmuştu. Biz de büyükelçimizi İsrail'den geri çekmedik. Duruyor. Eğer ki Netanyahu'dan Türkiye'ye yönelik, Erdoğan yönelik böyle bir uzlaşıcı açıklama gelirse tüm her şey bir anda geri değişebilir. Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme kaldığı yerden devam edebilir. Uluslararası siyasette, uluslararası diplomaside her şey ama her şey olabilir. Ve dahi bu açıklamalarımı teyit eden bir haber bugün. İsrail Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz dedi. Bu mesajı yayınladılar. Hani bir açık kapı bırakmak istiyor İsrail Türkiye'ye karşı. Ne olur ne olmaz. Türkleri de tamamen karşımıza alırsak o zaman Orta Doğu'da yemediğimiz tokat kalmayacak diyor Ziyon kafalılar.
Ve diğer taraftan İsrail'de iç siyaset inanılmaz derecede karıştı. Bu sabah itibariyle Başbakan'a yönelik yapılan açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in eski Mossad Başkanı hepsi birbirine girdiler ve sevgili dostlar böyle. İsrail aham böyle. Kendi aralarında birbirlerine düşüyorlar. Kendi aralarında birbirlerine düşerekten... Ve diğer taraftan Jönler diyarı Amerika. Amerika sevgili dostlar Orta Doğu'da ateşi büyütmek için, Amerika Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e böyle çöreklenmek için habire uçak gemileri göndermeye devam ediyor. İkinci uçak gemisi de Eisenhower uçak gemisi Cebel-i Tarık Boğazı'ndan giriş yaptı ve İsrail'e doğru rotayı çevirdi. Tabii yalnız gelmiyor, etrafında bir sürü fırkateynler, denizaltılar hepsi beraber geliyor. Hani bunun anlamı ne derseniz ne olacak? Amerika Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e yığınak yapıyor. Öyle böyle değil. Bu devasa yığınak yapan Amerika ne zaman geri giderler bilinmez. Belki de belki sarıların Trump Amerika'da başkanlığı böyle kazanmaya yakın olduğu zaman 2024 başkanlık seçimleri, o zaman birçok siyasi politika değişebilir. Veya halihazırda kurra kafalı Biden tamam Türkiye anlaşalım, tamam Erdoğan anlaşalım der ve gemiler geri gider. Öyle boş boş geri gitme. Bizim F-16'larımızı ver. Parasını verdiğimiz halde vermediğimiz F-35'leri vermiyorsun. Bari diğer taraftan F-16'larımızı ver. Öyle git. Hey Johnny. Vereceksin de. Çünkü NATO'dan çat biz bir çıktık mı Amerika zart diye hapı yutar. Öyle bir yutar ki. Hani şunu diyorlar ya, Türkiye'de işte Amerikan üsleri var, NATO üsleri var. İşte Malatya'da Kürecik üssü var falan. Bunlar sevgili dostlar, biz bunları bir koz olaraktan orada kapatmıyoruz. Vakti ve saati geldiğinde onların fişini çekmesini çok iyi biliriz, kapatmasını çok iyi biliriz. Ama kod olarak tutmuyoruz. İncelik'teki nükleerler. Türkiye bu. O bir taraftan Kürecik, orada Malatya'daki üste beraber İsrail. Bak fişini çekeriz, adam oluyoruz. Amerika halihazırda Türkiye ile gerilimi arttırmama politikasını güdüyor. Türkiye ile çok gerilimi arttırmıyor, söylemlerde bulunmuyor. Biliyorlar ki biz başkasına benzemeyiz. Ne Persem, ne Moskova, ne Avrupa'ya hiç kimseye benzemeyiz. Türk'te kılınç kınından çıktı mı daha gitmeden o kılınç geri yerine girmez. Durmuyoruz, durmayacağız. Geleceğimizin yüzyılı, Türkiye yüzyılı. İkinci yüzyılda bizler çok daha şahlanarak ilerleyeceğiz inşallah. Geleceğimiz Türk Birliği, Türkistan Birliği, Türk Birleşik Devletleri oluşturacağız. Türk NATO'su daha güçlü şekilde Turan orduları dünyaya adalet ve nizama getirecek inşallah. Bunun için çalışıyor, bunun için üretiyor, bunun için durdurak bilmeden ilerlemeye devam ediyoruz. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.